Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sözcükte anlam konusunu bitirmiştik. Artık yolumuza nereye devam ediyoruz? Cümlede anlam ile devam ediyoruz. Cümlede anlam konusu YGS zamanında 6 soru olarak karşımıza çıkıyordu. YKS'de ise arkadaşlar 1-2 gibi gözükse de paragraf sorularının içinde karşımıza 4 soru şeklinde geliyor. Yine en temelden alacağım, en doruk noktaya kadar, yani zor noktaya kadar sizleri getireceğim. O yüzden cümlede anlam konusuna, sözcükte anlam konusuna verdiğimiz önem kadar önem vermenizi istiyorum. Ne demiştik? Paragrafın temelini sözcükte anlam ve cümlede anlam oluşturur. Yani siz günlük 30 paragraf sorusu çözseniz bir işe yaramaz. İlk başta günlük 30 tane sözcükte anlamdan soru çözeceksiniz. Mesela 4 hafta boyunca. Aynı zamanda bundan sonra da cümlede anlamdan 30 tane günlük soru çözeceksiniz ki paragraf konusuna net olarak hazır olalım diyorum. Ve şimdi vakit kaybetmeden cümlede anlam diyorum, konuma başlıyorum. İlk alt başlığım arkadaşlar nesnel anlatımlı cümleler. Yani direkt kısacası nesnel cümleler diyebilirim. Aslında nesnenin ne olduğunu biliyoruz. Nesnel ne demekti arkadaşlar? Kişiden kişiye göre değişmeyen, kanıtlanabilir, yorumlamaya açık olmayan cümlelerdir. Tekrar ediyorum. Kişiden kişiye göre değişmeyen, kanıtlanabilir ve asla herhangi bir yoruma yer vermeyen cümlelerdir. Yani senin söylediğin cümle Türkiye'de de aynı, Afrika'da da aynı, İngiltere'de de aynı olacak. Ya da senin söylediğin cümle Ahmet için de aynı olacak, Mehmet için de aynı olacak, Cevdet için de aynı olacak. Nesnel anlatımlı cümle bu demek. Kişisel yorum yok. Şimdi gelin hep beraber örnek bakalım. Mesela diyorum ki iki bölümden oluşan bu eseri yazar kendisi tanıttı. Şimdi cümleyi okuyoruz. Bu eser kaç bölümden oluşmuş? 2. Nesnel mi? Nesnel. Peki eseri kim tanıtmış? Yazarın kendisi. Kişisel herhangi bir yer var mı? Tabii ki de yok. Başka örnek veriyorum. Mesela diyorum ki arkadaşlar Tevfik Fikret'in 363 tane şiiri vardır cümlesinde herhangi bir kişisel yorum var mı? Tabii ki de yok. O zaman ne olmuş oldu? Nesne cümle olmuş oldu. Sallıyorum. İstanbul'un nüfusu 20 milyondur. Herhangi bir yorum var mı arkadaşlar? Hayır, yok. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Herhangi bir yorum var mı? Yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Herhangi bir yorum var mı? Hayır, yok. İşte bunlar nesnel anlatımlı cümle olmuş oluyor. Anlaşıldığını düşünüyorum ve hemen neye geçiyorum? Tam tersi olan öznel cümlelere geçiyorum arkadaşlar. Şimdi öznel cümlelere geldiğimizde aslında öz kelimesinden her şeyi anlayabiliriz. Öz kişi demek zaten arkadaşlar. Öznel anlatımlı cümle de nesnel anlatımlı cümlenin tam tersi olacak. Yani şu, kişiden kişiye göre değişen, yorumlanabilir, tamamen kişinin kendi inisiyatifine kalmış, kendi beğenisine kalmış cümlelerdir. Yani öznel anlatımlı cümleler kişiden kişiye göre ne yapıyor arkadaşlar? Kişiden kişiye göre değişmiş oluyor. O yüzden öznel cümlelerde bir nevi yorum vardır diyebilir miyim? Elbette vardır diyebilirim. Yani yorum eşittir öznel, kişiden kişiye göre değişen eşittir öznel anlatımlı cümleler olmuş oluyor. Mesela örnek veriyorum. Diyorum ki arkadaşlar Ahmet Haşim'in merdiven şiirini
okuyup da beğenmeyen yoktur. Allah aşkına Ahmet Haşim'in merdiven şiirini okuyup da beğenmeyen yoktur diyor. Yo var, ben beğenmiyorum. Bitti. Direkt öznel olmuş oldu mu? Evet oldu. Demek ki o zaman kişiden kişiye göre değişiyorsa ne oluyor? Öznel anlatımlı cümle olmuş oluyor. Farzı misal, Çağrı Hoca çok kötü ders anlatıyor. Kime göre? Bana göre. Öznel. Çağrı Hoca çok iyi ders anlatıyor. Kime göre? Bana göre. En sevdiğim şehir Samsun'dur. Kime göre? Bana göre. İstanbul Boğazı muhteşem görünüyor. Kime göre? Bana göre. Orhan Veli'nin şiirlerinin hastasıyım. Kim? Ben. Demek ki kişiden kişiye göre değişiyorsa eşittir öznel anlatımlı cümle olmuş oluyor. Anlaşılmayan bir yer yok diye umuyorum arkadaşlar. Nesnel ve öznelin farkı bunlar olmuş oluyor diyorum. Ve hemen neye geçiyorum arkadaşlar şimdi? Değerlendirme cümlelerine geçiyorum. Değerlendirme cümleleri bizim için önemlidir. Haberiniz olsun. İlk başta değerlendirme cümleleriyle alakalı şöyle bir hususta bulunmak istiyorum. Hani değerlendirme deyince sanki aklımıza böyle birazcık öznelmiş gibi bir his uyanıyor. Ama bakalım öyle mi? Parantez içine dikkat ediyorsunuz. Değerlendirme cümleleri öznel de olabilir, nesnel de olabilir. Tekrar ediyorum. Değerlendirme cümleleri öznel de olabilir, nesnel de olabilir. Ve değerlendirme cümleleri arkadaşlar genellikle bir yapıtın ya da bir sanatçının olumlu ya da olumsuz özelliklerini dile getiren cümlelerdir. Tekrar ediyorum. Değerlendirme cümleleri genellikle bir yapıtın, bir sanatçının olumlu ya da olumsuz özelliklerini dile getiren cümlelerdir. Öznel de olabiliyormuş, nesnel de olabiliyormuş. Buna çok iyi dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi geliyorum örneklerime arkadaşlar. Örneklerimden birincisi diyorum ki sanatçı gereksiz betimlemelerle yapıtını uzatmış. Şimdi zaten burada bakın bir sanatçıdan bahsettiği bariz belli. Yani adam bire indirgedi mi? İndirgedi. Hiçbir sorun yok. Peki gereksiz betimlemelerle yapıtını uzattı derken olumsuzluktan bahsetti mi? Evet, eseri araştırmış, okumuş ve bir değerlendirme yapmış. Alın size öznel değerlendirme yapmış oldu arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Değerlendirme cümleleri öznel de olabilir, nesnel de olabilir. Başka örnek verelim. Mesela diyorum ki arkadaşlar, sanatçının bu şiir kitabı 1113 sayfadan oluşmuştur. Şimdi dikkat edin, bir değerlendirme var. Adam sanatçıya indirgemiş, hatta yapıtını teke indirgemiş. Yani bire indirgedi ve araştırdı mı? Evet, eseri okudu. Kaç sayfadan oluşmuş? 1113 sayfadan. Alın size nesnel değerlendirme cümlesi olmuş oldu. Peki bizi nerede düşürürler? İşte önemli olan nokta burası arkadaşlar. Şimdi burayı kırmızı kalemle yazmak istiyorum. Çünkü burası benim için oldukça önemli arkadaşlar. Bakın, değerlendirme cümleleri birazcık yapıtın ya da sanatçının kendisine indirgenmesi gerekiyor. Eğer genel bir yargı varsa bu değerlendirme cümlesi olmuyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Değerlendirme cümleleri genellikle bir yapıttan ya da bir sanatçıdan bahseder. Eğer genel olarak bir konudan, genel olarak bir durumdan bahsediyorsa bu değerlendirme cümlesi değildir. Evet, şimdi buraya örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Mesela diyorum ki şiirlerde, tekrar ediyorum, şiirlerde
önemli olan konu değil, anlatım biçimidir. Bakın, buradaki cümle herhangi bir yapıt ya da herhangi bir sanatçıyla alakalı değil. O yüzden bu cümle değerlendirme cümlesi değildir arkadaşlar. Değerlendirme olabilmesi için genellikle bir yapıta ya da bir sanatçıya indirgemesi gerekiyor. Başka bir örnek veriyorum. Şimdi dikkat edin. Bakın nasıl bir nesnel değerlendirme cümlesi yapacağım. Yazar eserinde ya da yazar eserindeki kahramanları, yazar eserindeki karakterleri bölgesel ağızlarıyla konuşturmuş. Alın size nesnel bir değerlendirme cümlesi. Çünkü bire indirgedim ve bölgesel ağızlarıyla konuşturmuş derken de kanıtlanabilir bir veri var. O yüzden bu eşittir değerlendirme, hatta nesnel değerlendirme cümlesi olmuş oldu. Umarım anlaşılmıştır diyorum arkadaşlar ve geçiyorum neye? Yorum cümlelerine. Değerlendirme cümleleri ile yorumlama cümlemeleri arasındaki en önemli fark arkadaşlar, değerlendirme cümleleri bizim hem nesnel hem öznel iken yorumlama cümlelerimiz tamamen özneldir. Yani aynı öznel anlatımlı cümlelerdir arkadaşlar. Hiçbir farkı yoktur. Yazar yorumda bulunmuştur. Eşittir. Demek ki öznel anlatım olmuş olacak. Şimdi gelelim örneğimize bakalım arkadaşlar. Diyorum ki adamın yanaklarındaki morluk sanki bir öfkeyi andırıyordu. Şimdi bakıyorum. Adamın yanaklarındaki morluk sanki bir öfkeyi andırıyordu. Adama baktım. Yanakları morluk içindeymiş ve sanki bir neyi andırıyormuş? Öfkeyi andırıyormuş. Kime göre? Bana göre. Gibi varsa zaten öznellik var mı? Var. Bu durumda andırıyordu diyor. Kime göre? Bana göre. Yorumlama yapmış oldun mu? Evet. İşte yorumlama cümlelerinin en büyük özelliği öznel anlatımlı olmasıdır. Değerlendirme cümlelerinden temel farkı budur. Değerlendirmede hem nesnel hem öznel varken yorumlama cümleleri tamamen öznel anlatımlıdır arkadaşlar. Bilgimiz olsun diyorum ve şimdi geçiyorum doğrudan anlatım ile dolaylı anlatıma. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Muhakkak ve muhakkak çıkar, haberiniz olsun. Hatta ÖSYM'nin bankosudur diyebiliriz. Bu tarafa doğrudan anlatım cümlesi diyorum. Bu tarafa ise dolaylı anlatım cümleleri diyorum. Sözcükte anlamı anlatırken ben dedim ki size sakın ola dolaylı anlatım ile dolaylamayı karıştırmayın dedim. Dolaylama tek bir sözcükle anlatılabilecek bir kelimeyi birden fazla sözcükle anlatmaktı. Ama dolaylı anlatım çok farklı bir şey arkadaşlar. Şimdi konunun alt başlığına geliyorum. Doğrudan anlatımın tanımı şu. Bir başkasının cümlesini hiçbir şekilde değiştirmeden karşı tarafa aktarmaktır. Yani doğrudan anlatım cümlelerinin karşı tarafın söylediği yüklem aynı şekilde bulunur arkadaşlar. Ve doğrudan anlatım cümleleri genellikle tırnak ya da virgülle gösterilir. Ve doğrudan anlatım cümlelerinin sonu genellikle der, diyor ya da dedi şeklinde ya da demiş şeklinde biter arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Karşı taraf bir cümle söylüyor. Sen bunu hiç değiştirmiyorsun ve bana söylüyorsun. Şimdi örnek veriyorum. Mesela diyorum ki arkadaşlar, annem eve gel virgül dedi. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Hatta virgülü burada kullanmayayım. Şöyle yapayım. Annem eve gel dedi. Bakın
annemin cümlesi burada. Annem bana ne diyor? Eve gel. Bak cümle korunuyor. Eşittir doğrudan anlatım. Zaten cümle içinde cümle var görüldüğü üzere. Annem dedi birinci cümle, eve gel ikinci cümle. Doğrudan anlatım cümleleri. Bir durum haricinde eşittir ne olacak? İç içe birleşik cümle olmuş olacak. Yani cümle içinde cümle olacak. Başka bir örnek veriyorum arkadaşlar. Diyorum ki farz misal, Mustafa Kemal yurtta sulh, cihanda sulh dedi ya da diyor, fark etmez. Şimdi ben Mustafa Kemal Atatürk'ün cümlesini aynı şekilde korumuş muyum? Korumuşum. O zaman doğrudan anlatım cümlesi. Meteoroloji yarın yağmur yağacak demiş. Doğrudan anlatım cümlesi. Belediye başkanı kaldırımlar en kısa sürede yenilenecek dedi. Bakın ben yine belediye başkanının cümlesini aynı şekilde koruyorum. Başka bir örnek vereyim. Çağrı Hoca hedefe koş diye açıklama yaptı. Bakın hedefe koş cümlesini kim söylüyor? Ben söylüyorum arkadaşlar. Fatih Terim yarın şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz diyor. Bakın ben Fatih Terim'in cümlesini aynı şekilde koruyorum. Şimdi size ekstra bir bilgi. Bir kişinin kendi ağzından söylediği cümleler de doğrudan anlatım cümlesidir. Yani şu, ben sınıfa geldim, günaydın dedim. Oradaki günaydın da eşittir, doğrudan anlatımdır. Ya da bir kahraman olayı anlatsın. Sabahleyin eve erkenden gittim. Üstümü değiştirdim. Güzelce uyudum. Daha sonra kalktım ve dışarı çıktım. Bunu kahramanın kendisi anlatıyorsa bu da doğrudan anlatım cümlesidir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Doğrudan anlatım cümleleri görüldüğü üzere çift tırnak ya da virgülle karşımıza çıkar. Peki dolaylı anlatım ne? Karşı tarafın söylediğini değiştiriyorsun. Tekrar ediyorum. Değiştiriyorsun. Yani bu adamın buradaki yüklemi burada genellikle fiilimsiye dönüyor. Şimdi fiilimsiye takılmayın. Taktiğini vereceğim arkadaşlar. Dolaylı anlatım cümleleri genellikle ifade etti. Devam ediyorum. Eceğini belirtti. Devam ediyorum. Dığını ifade etti. Yine devam ediyorum arkadaşlar. Söyledi. Yine devam ediyorum arkadaşlar. Açıkladı. Şeklinde sonu biter. Ve en güzel örneğe geldiğim zaman arkadaşlar, silginin yerinde sürekli karıştırıyorum. Şimdi burayı sildim. Bakın cümleler nasıl direkt doğrudan anlatımlıyken dolaylı anlatım oluyor, onu göreceksiniz. Aynı cümleleri alacağım. Zaten not aldınız. Diyorum ki annem eve gelmem gerektiğini söyledi. Şimdi dikkat edin şuraya. Bakın gerektiğini, yani dığını söyledi şeklinde bitmiş. Başka örnek veriyorum. Diyorum ki belediye başkanı kaldırımların yenileneceğini ifade etti. Bakın dığını ya da acağını ifade etti şeklinde bitiyor. Ya da yarın gelmeyeceğini söyledi. Bakın yarın gelmiyorum dersem doğrudan anlatım, yarın gelmeyeceğini söyledi dersem dolaylı anlatım. Ya da başka bir örnek. Arkadaşım
kıyafet güzel değil dedi. Doğrudan anlatım. Arkadaşım kıyafetin güzel olmadığını, bakın olmadığını söyledi dersem dolaylı anlatım. Başka bir örnek. Meteoroloji yağmur yağmayacağını açıkladı. Bakın genellikle acağını söyledi, dığını söyledi, dığını ifade etti, dığını belirtti, eceğini açıkladı gibi şeklinde bitiyor. Yani karşı tarafın yüklemini değiştiriyorsun. Son bir örnek veriyorum. Mesela diyorum ki arkadaşlar, Dünya Sağlık Örgütü COVID'in 2025 yılında biteceğini açıkladı. Bakın eceğini açıkladı. Dolaylı anlatım. Eğer şöyle deseydi, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ahmet, COVID 2025'te bitecek dedi deseydi eşittir buradaki doğrudan anlatım olmuş olacaktı. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar diyorum ve şimdi geçiyorum tüme varım cümleleriyle tümden gelim cümleleri diyorum. Alt başlıkları bolca veriyorum. Çünkü arkadaşlar dershaneye gidemeyen ya da ders alamayan arkadaşlarımız var ve konuyu anlatmadığım zaman da vicdan azabı duymuş oluyorum. İlk başta tüme varım cümleleri, daha sonra tümden gelim cümleleri diyorum. Bakın burada bir tüme varma işlemi var. Nasıl olacak? Şu şekilde olacak. Örnek verelim. Masa, sandalye, koltuk, yani tüm eşyaları yeniledi. Bakın masa, sandalye, koltuk, tüm eşyalar. Ne yaptı bu adam? Parçadan bütüne gitti. Yani tüme varmış oldu. Peki tümden gelin nasıl olur? Tüm eşyaları, yani masa, sandalye, koltukları yeniledi. O zaman ben tüm eşyalarım, bakın tümden gelim diyorum. Bütün eşyalardan başladım. Daha sonra parçalara geçtim. Tümden gelim cümlesi de bu olmuş oluyor. Başka bir örnek vermek gerekirse. Mesela kediler canlılar içindeki en güzel varlıktır diyorum. Kedi arkadaşlar devamında canlı, devamında varlık. Ne yapmış oldum ben? Özelden genele yapmış oldum. Yani parçadan bütüne gitmiş oldum. O zaman tüme varım cümlesi olur. Tam tersi varlıkların içindeki en güzel canlı kedidir deseydim tümden gelim cümlesi olacaktı. Çünkü en geneli varlık, daha sonrası canlı, daha sonrası ise kedi olmuş oluyor diyorum arkadaşlar. Böylece ilk videomuzun sonuna gelmiş olduk cümlede anlamda. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.